Bismillahi elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval birediler. Hazır bir taife adamlar var ki bir insanlar sünnetki amal kılıp yürse mesela sakalını azmaz koyup yürse bunu bir kayıydı. Hakaret kıladı. Koysayın yakışılıp koymasam abdeşe deydi. Mekke'ye ona koygenin deydi. Peki azanını pas avazda etse Aysin bakırayıp olmasam etme deydi. Yani şuna kengi adamlar var ki kısın yakışılıp kengin güya ki bu masa ondan göre kımagenin yakışı deydi. Yani, kup hakikaten şuna kengi Türk'üm adamlar hazır. Mesela uzun kime yuradı sünnetler ki amal kime yuradı. Ne ki kime yapsan deseyiz etedi ki ben ona kılıp kengimden göre kımagenim yakışı deydi. Bazılar var ki mesela uzun mutlaka namaz okumaydı da namaz okuyan adamlarda mezharlar, onlar da hakaretler. Ben namaz okumasam ama uçayından yakışma. Unakıl namaz okuyanımdan kuru okuma genem yakış. Palancana namaz okup, mesela sigara çekip yürgenden kuru ben okuma genem yakış. Palancana namaz okup, mesela haram yiyip yürgenden kuru okuma genem yakış. Palancana namaz okup, bir gün akı koyken suçun akıllı yürgenden kuru okuma genem yakış. Ve hakaza. Mecnun kengi taifi adamlar var yani. Yani uzun bir iştikimiydi. Bir sünnet değil mi? Bir amal değil mi? O yüzden şunu kıyken adamlardı malumetler ondan sonra münakkır kımakenim yakışı deydi. Şu iş doğru mu diyebdiler? Allah Teala ayetler çürüken. Hasretten şu mevzu ki dahli var. Birinci ayet mesela kareyim. Allah Teala ayette dedi ki Fettekullaha mestetahtum deydi. Kadir bugeller ince Allah'a takva kılıyorlar deydi. Demek kareyim. Hemen sen kıpta şeyler degen yok Allah Teala. Yani kuldan ki gece kılıyorlar diye. Hiç kendi kıma kendinden koyu o şey yakışır olarak gelin bana. Ayette açık delil böyle ben şu. Hiç nersen kıma kendinden koyu kuldan ki kendinden kılıç yakışır olarak. Mesela bir adam fakat farz namazlarda okuş kuldan kili yaptı. Sünnetler ki hiç imkan dapol mu yaptı? Okuma kendinden koyu yakışır okuş gerek. Onun hakkında oku kendinden koyu sünneti terk kırıp kuruq farzda okuyandan göre okumayan yakışır. Degen adam bu şeytanın rakkılıp çıkan adam bu. İkinciden Allah Teala ayette ihtiyar. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ. Bir şundaki kişiler var ki deydi. Onlar da Allah münafıktır sıfatlayan. Şunda bir münafık kişiler var ki bir müminler yaxshi yaxshi bir nafil sadaqalar qilsa ular ham ustidan kuladi. Bular riyokorlar deydi. Ya'ni haliki qimmatbaho narsalarda sadaqa qilsa, yaxshi yaxshi bir xayriy ihsonlar qilsa, yaxshi yaxshi amallar qilsa ularni mazharalashadida, bular o'zini ko'rsatyapti, maqtanchoqlik qilyapti deydi. Ya'ni haliki yaxshi qilganini ham o'z holiga qo'ymaydi. Endi oyat davom qiling. Vallazina la yajiduna illa judahum. Endi ba'zilar shu bor topganligini bersa, oz-moz qo'ldan kelgancha bir bersa onu hem üstten kuradı. Kim bir kere iken bunu akılıp kıyana deydi. Hiç kim ondan salamat koymaydı. Yani yakışılıp kıyana değil mi? Mezharalı oladı. Bu uzun kursu da yaptı deydi. Onu hem alamat koyuladı. Azmaz kuldan ki gençe kıyana değil mi alamat koyuladı. Bu kim bir kere iken bunu akılıp kıyana deydi. Şunu akılıp üstten külüşedi. Allah uladı üstten külüp kuygen deyken. Yani Allah uladı üstten külüp kuygenliğinin manası şu ki ularda Allah ana şu barını yam, kılamaydıgan kuygan. Allah ularda ana şuna kengi dozahki qaratib kuygan. Kuldan kelaydıgan dem kılamaydıgan kuygan. Korkusun ana şundan. Kuldan kelaydıgan dem kılamaydıgan kuygan bana. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyorlar? İttaqun nar ve bişikki tamra. Yarım ta hurma bilen bu saham cehennemden saklanıyorlar diyorlar. Yani bizde şariyette insan amalini kattarigi kiçikligi qaratmaz. İhlosga qarab o'lchanadi. Borini qilganiga qarab, qo'ldan kelganini qilganiga qarab. Rasul sallallohu alayhi vasallam hadisda nima dedilar? La tahqironna minal ma'ruf shay'a. Yaxshilikda hech qanaqa ko'rinishini haqir sanay ko'rma, qo'ldan kelganicha qilaver deganlar. Qo'ldan kelganicha qilaver deganlar. Jumladan yana hadis bor. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Men sizlarni nimaga buyursam qodir bo'lganlaringiz uchun qilinglar deganlar. Lekin qaytarig'da va mana haytukum anhu fantahu. Nimadan sizlarni qaytarsam shu zahoti to'xtanglar deganlar. Yo'q, qulimdan kelgancha degan gap yo'q qaytarig'da. Chunki
qaytarig'ida qo'lingizdan kelishi ham shart emasda, indamay o'tirsangiz o'sha gunoh yo'q bo'ladi o'zingizdan. Masalan, bitta odam o'g'irlik qilyapti, qo'limdan kelmaydi deya olmaydi. Ah, indamay o'tirsang o'g'irlik qilmagan bo'lasan. Bitta odam navzu billah zino qilyapti. Qo'limdan kelmaydi-da zino qilmaslik deyishlik bu noto'g'ri bo'ladi. Nimaga? Chunki u qo'ldan kelishi emas, indamay o'tirsang o'zi yo'q bo'ladi shu ish. Bitta odam harom yeyapti, qo'limdan kelmaydi shuni tark qilish deya olmaydi. Nimaga? Chunki qo'ldan keladigan narsa emas bu, indamay o'tirsa o'zidan shu haromni yemasa o'zidan o'tib ketadi. Shuning uchun ham mana qaytarig'ida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, tamomdan tiyilasizlar. Nimadan qaytarsam shunday tiyilish kerak. Lekin buyruqda qo'ldan kelgancha qilinglar deyaptilar mana. Bunaqangi oyat hadislar ko'p. Shuning uchun bu tushuncha noto'g'ri, shaytondan. Ya'ni qilsang hammasini qilishing kerak, bo'lmasam bunday qilganingdan ko'ra qilmaganing yaxshi degan narsalar. To'g'ri. Ba'zi narsalarda masalan bu istehzoga o'xshab qoladi, ya'ni mazharalashga o'xshab qoladi. Ba'zi masalan bir mahal namoz o'qisa, qolganini o'qimasa. Mana bunda aytiladi endi. Lekin shu to'g'risida kelgan oyatni ham ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Biz uni eslatib qo'yishimiz kerak. Alloh taolo oyatda afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd degan. Sizlar nima kitobni ba'zi qismiga iymon keltirib, ba'zi qismiga kofir bo'lyapsizlar? Ya'ni ba'zi qismini amal qilib, ba'zi qismini tark qilyapsizlar deganda ko'pchilik o'ylaydiki, demak, ha, ba'zi qismini qilib, ba'zi qismini qilmasa, undan ko'ra qilmaslik kerak. Yo'q, oyatda unaqa degani yo'q. Oyatda hozir qilgan qismini ma'lumot qilayotgani yo'q, qilmagan qismini ma'lumot qilyapti. Shunaqa tushunish kerak oyatni. Nimaga ba'zisini qilib, ba'zisini qilmaysan deganda, yig'ishtirib qo'y hammasini bir yo'la deyotgani yo'q. Qil hammasini deyapti. Shuning uchun ham mana bu oyatni to'g'ri tushunish kerak. Hech qanaqa bu qilgan qismini emas, balki qilmagan qismini ma'lumot qilyapti. Allohu a'lam.